Agalarım, herkese selamlar. 23 Ağustos 2024 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Cuma günleri sermayelik olarak gidelim. Yani çok yüksek oynamayalım. Not aldığım karşılaşmalar var, izlediğim karşılaşmalar var. Olabildiğince size de aktarmaya çalışacağım bu karşılaşmaları. Şimdi agalarım, isterseniz başlayalım. Her şeyi anlatacağım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Öncelikle maç skoru yarışmamız var. Alanya Spor'la Göztepe. Maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Bilen iki arkadaşımızı 7 gün boyunca WhatsApp gruplarımızda misafir edelim dostlarım. Daha önce yapmış olduğumuz skor kazananları var onları açıklayalım. Burada Atletico Madrid maç skorunu açıklamamışız unutmuşum ben onu hani onu, onu, onu söyleyelim. Ali ee, Ali Topdemir ve Beşiktaş JK kazandı. Ve dün oynanan da Galatasaray Young Boys mücadelesini de Muhammed Koçek isimli arkadaşımız kazandı. 3-2 Young Boys yazmış Aga. Yani sadece onu gördüm. Onun dışında 3-2 var ama herkes 3-2 Galatasaray. 3-2 Galatasaray yönelmiş. 2-2'ler var. Çok güzel yaklaşmışsınız. Tebrik ederim. Ama bu arkadaşlar kazandı. Benimle WhatsApp hattından iletişime geçebilir aga. Her türlü soru görüş, öneri için de WhatsApp hattından benimle iletişim kurabilir agalarım. Ekranda zaten numaramız var. Gruplara gelmek isteyenler, sorusu olanlar, skor bilenler yazabilir. Misli olarak yine Cuma günü misli yapar mıyız bilmiyorum ama bir tane güzel bir maçım var. Onu misli almaya düşünüyorum. Yani ücretsiz seviyesinin mantığı şu. Yüksek oynayan varsa burada yüksek öneriler yapıldığını söyleyelim. İdeal kombinlerimiz de aynı şekilde gruplarımıza devam edecek aga. Bugün iki tane verildi. Dün başarısız olduk onu da söyleyeyim. Birazdan anlatacağım zaten WhatsApp grubundan. Dün başarısız olduk onu söyleyeyim. Onun dışında canlı olarak izlediğimiz karşılaşmaları değerlendiriyoruz aga. İzlediğimiz maçlara bam bam yapıştırıyoruz ki beni biliyorsunuz. Yani ücretsiz Telegram kanalı da var. Hatta o ekrana gelsin. Buraya katılmak isteyenler de katılabilir. Zaten pozisyonları bile sizlere ataraktan da sizleri de maçın içine dahil etmeye çalışıyorum. Şöyle WhatsApp grubundan başlayalım. Gecede neler yapmışız. Şimdi arkadaşlarım ee, kadro canavar diyerekten kadro gerçekten güzel bir kadro vardı. Yani özellikle sağ bek sol bek yani iyi Dedik ki K maçıyla başlayalım. Aga K maçına %4 olarak. Bak, bak, bakın burada kasayla bir nevi yönettiğimizi bilmenizi istiyorum. %4 olarak da 10.000 TL üzerinden öneriliyor bu miktarlar. 10.000 TL'nin %4'ü ne kardeşim? 400 TL mesela anladın mı? Sağdurk maçına ilk yarı gole girdik. Çok temiz. Birde bir de bir dükkan açtık mı aga? Açtık. Sonra ben ikinci gol Galatasaray'a girdim. Baskı vardı Aga ama kontradan yani yine bir hata yaptık. Bu başarısız oldu. İkinci golü yedik. Sonra devre arasında %7 olaraktan da ben Galatasaray'ın atacağı bir gole güvendim. Galatasaray'ın bir gole %7 olaraktan aldım. Ve Malmö'nün de bir golünü aldım mesela. Bakın dün Kiev Malmö sürpriz yaptı. Var mı Kiev'le Malmö'nün gol atamayacağını düşünen? Yoktur. Herkes gol bekliyor yani Malmö özellikle. Hadi Kiev bir nevi, Salzburg daha iyi takım. Ama Malmö'nün burada Sparta bıraktan eksik kalır bir yanı yok ve çok iyi bir takım. Neyse Salzburg mücadelesine Salzburg'un bir golüne daha girdim devre arasında. Bir 48 orandan. Bir de Avrupa içinde 2-3 gol aralığında canlı olarak yaptım. Aga Salzburg attı mı? Galatasaray attı mı? Galatasaray yüksek misli yaptık. Bir golün aynı şekilde. Haydi Malmö yap şu maçı diyerekten de enerji enerji vermeye çalışırken Galatasaray maçı 2-1 oldu. Dedim ki benim skor beklentim burada 2-2. O yüzden bir 3.5 üstü de alalım diyerekten de. 1 dakikada geldi Aga. Çok temiz oldu. Midland'dan geldi. Galatasaray maçına ben bir de 0 denemesi çektim. 2-2 skorum vardı. Penaltıdan o da olmadı. Olanlar olmayanlar bu şekilde. Bilmenizi istiyorum. İdeal kombinimizde de başarısız olduk. Tamam. Şimdi isterseniz başlayalım kadarım. 6 adet mücadelem var. Bak şartlar ne olursa olsun biz izlemeye en iyi şekilde en iyi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Gelir ama yatar. Ama bildiklerimiz ve izlediklerimiz bunlar. Böyle havadan maç sallamıyoruz. Hepsini de izlediğimizi çatıştır anlatayım. Beğeni ve yorumlar geldiyse Hanover ile Hamburg maçıyla başlayalım. Hanover'in ilk maçı Aga çok güzel bir oyun oynadı. 2-0 evine kazandı kendi evinde. Ayağa top oynayan bir takım. Gerçekten iyi bir oyun oynadı fakat son mücadelesinde deplasmanda biz hatta o mücadele 0-0 bitti galiba. Müster maçıydı. Hanover tarafından 2 gol bekliyorduk. Yani yüksek oranla önermiştik. 1.70'e yakın bir oranı vardı. 0-0 bitti. Ama kendi evinde iyi bir oyun varmıştı. İlk, ilk hafta iyi bir oyuna geldi. Burada Hamburg'a karşı galip gelebilir. Hamburg'da ilk maç deplasmandaydı. Deplasman'da kaptığı toplarla birlikte iyi iş çıkarmıştı. Yine ikinci mücadelesinde onlar da kendi evinde çok bir varlık gösteremedi ve bu takımlar da dinlendi aga. Biraz daha takımlar oturdu, biraz daha tempo kazanacaktır. Ben burada Hamburg'un da deplasmanda kaptığı toplarla iyi çıktığını bilerekten de aga her iki takımın atacağı goller benim tek ideal tercihimdir. Ben buna bir yüksek oranım yok aga. Mücadelenin bir, bir 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 birde kalma ihtimali de var bence. Tek ideal alırsanız KG. Casruel'le Albersberg mücadelesi Kasruher aga bak bu takım o kadar çok pozisyona giriyor ama bitiricilik konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ben yine Kasruel'in net bak net 6 tane gol pozisyona gireceğini biliyorum bak net. Gerçekten pozisyona girme konusunda sıkıntı yaşamıyor takım. Rakip de bence kalite olaraktan da cacık. burada ev sahibi çok üstün basıyor. Hatta ideal puanlara girebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben. Kasruya tarafındayım Aga. Ev sahibinin atacağı iki golü değerlendirdim. Ben burada ev sahibine güveniyorum ve kendi evinde oynamış güç oynamış oldu güçlü oyuna birlikte. Mesela Nürnberg mücadelesi vardı. 2-1 geriye mi düştü ama sürekli pozisyona girdiler. Sürekli pozisyona girdiler aga. Golleri de şans yemişlerdi. Mücadele 3-2 kazanmayı bilmişlerdi kendi evinde. Son oynadığı karşılaşmada. Güzel maçtı. Etkilendim. Notumu almıştım. Kasturer kendi evinde aga 2 tane yazıyorum. Ev sahibi 1.5 üst Hatta bu maça yüksek orandan şey yazmışım aga. Oran ne not almamışım da bir ve 2.5 üst 1.98 aga. İsteyenler varsa tekli de sisteme koyabilir. Celta ile Valencia mücadelesi. Geçen hafta Celta Vigo'nun maçını değerlendirdik ilk mücadelesi. Transferleri vardı. Aspas hala takıma liderlik yapıyor diyerekten de. Ev sahibi yarı kazanır. Hatta burada Celta'nın galibiyetini beklediğimi söylemiştim. 2 0 mücadeleyi kazandı. 2'den 1 oldu aga maçta. Burada yine Celta bir yarı kazanır mı bilmiyorum ama Valencia'yı da ben Barcelona karşısında izledim biraz daha etkin olacaktır. Kolay kolay üst olacak maç değil zaten. 2-3 gol aralığı bu maça yüksek orandan gider. Sistem kuponlarına, alternatif kuponlara yüksek orandan değerlendirmek isteyenler mücadele genelinde 2-3 gol bence kalma ihtimali var. Değerlendirecekler böyle bir değerlendirme yapabilirler. Alanya Spor Göztepe. Gelelim skor mücadelemize. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk. Aga, özellikle şunu söyleyeyim. Biz Alanya maçlarına stat'tan canlı yapıyoruz. Eğer ki Herkes açık Telegram grubumuz var ki şöyle söyleyeyim. Stat canlılarımız her zaman ücretsizdir. O atmosferi sizlere yaşatmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Yine stat'tan görüntülerle birlikte maç, ısınması, maç ısınmasından gol sevincine kadar free kick, penaltı hepsini video olarak da sizlere atıyorum ve stat'tan canlı. Yani maç kulüpten bildirim gelmiyor. Stat'tan bildirimi ben vereceğim sizlere. O yüzden ücretsiz gruba da girebilirsiniz. Stat'tan canlı yapacağız. Ben burada Alanya tarafındayım aga. Bak ben Alanya'yı, camiayı hatta şöyle söyleyeyim. Alanya Spor Başkanı ile bile birebir iletişimi olan biriyim ben. Hatta neyse fazla detay inmeyelim. Ee, Alanya Sporu, ben burada oyunu Başakşehir mücadelesinden 4-2 kaybetti. Ama oyun olarak gerçekten güçlü bir Alanya var. Ben bu Alanya'nın oyunu Göztepe'ye göre çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Ya çok daha değil de bir adım önde net bir şekilde önde. İsa avantajı bazı hataları var. Mesela Eyüp mücadelesinde ya efspor bitti ikinci yarı Alanya'da geri yaslanıyor. Kardeşim niye yaslanıyorsun sen? Bassana. Ya Fatih Tekke'nin de bazı ufak hataları var bence öyle. Taraftar olarak da söylüyorum ben bunu. Ben burada idealden bak Alanya Spor'un bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. 1.40 oranı var zaten. Tamam mı? Alanya burada bir yarıyı kazanabilir. Onun dışında da ben Alanya'nın burada yüksek oranlarında galip gelme ihtimalini görüyorum. Değerlendirecekler burada Alanya tarafına değerlendirebilir. Mas skorunu da sizlere sorduk onları yazabilirsiniz. Gelelim Bundesliga'yı açıyoruz aga. Şimdi Bundesliga'nın açılış maçı ya Bundesliga'nın ismine yakışır bir açılış maçı olmasını diliyorum. Şöyle yazdım sildim. Önce maç sonu 2 yazdım. Dedim ki lan patlarlar mı ilk maçtan? Herkes yüklence güste falan diyerekten de. Maç sonu 2 yazdım aga. Sildim. 2.5 üste çevirdim. Şimdi maçın 3-0 var mı? Her iki taraftan da var hem de. Level Kuzen tarafından zaten var da. Yani 3-0 var mı var? Vara falan gitmedim. Bundesliga'ya yakışır bir açılış maçı olsun. Hakkını versinler. 2.5 üstü düz aldım. Ha oran arttırmak isteyenler tabii ki burada Level Kuzen tarafına 2.5 üstüne 2. Ya yani 1.85 oranı var zaten. Şöyle söyleyeyim, indeks beklentisine baktım. Indeks beklentisi de 1, 1 de 90'da bir tane daha bayer Level Kuzen atar. Sever 90'ları. Son dakikaları 2-1 kazanırsak güzel olur. Geçtim bunu da. Paris'le ile mücadelesi. Aga Paris'in son mücadelesini izledik. İdeal kuponumuzu aldık. Youtube'da önerdik. Canlısını yaptık. 4-1 gibi skorla kazanmasını bildi. Paris ara ara oyunda tutukluluk yapıyor aga. Mbappe sonrası daha böyle Kangin'li, ne bileyim Gonzalo Romas, Dembele. Dembele kafa golü attı mesela. Çok iyi. Bir de, bir de, penaltı attılar galiba. Yani iyi bir oyun var. Ben beğeniyorum açıkçası. Burada yine oran açmamışlar. Yüksek orandan değerlendirecek arkadaşlar. Ya yani yüksek orandan neyle? oran riski karşılar bilmiyorum. Bir oran 1.45'ti. 1.42'ye düşmüş bu arada. 2.5 üstüne bir Paris galibiyeti. Paris gol yer mi? Gol yemeden durmuyor takım. Kendi evinde. Yani tarafta, oyuncular da taraftarlar bir şey göstermek istiyor. Yani Mbappe'siz biz daha iyiyiz. Havası vermek isteyecekler. Bu mesajı vermek isteyeceklerdir bence. 2.5 üstüne bir Paris galibiyeti de değerlendirilir. Cuma günü maçlar bu şekildeydi Aga. Şöyle ufaktan Kasruer ve Alanya maçı belki kombin yapılabilir. Dümen sizde. video like atıp kanala abone olmayı unutmayın.